Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye desteği devam ederken şimdi yeni bilgiler de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yeni bir üs kurma hazırlığında olduğuna dair. Önce kısa bir hatırlatma yapayım. Bununla ilgili bugün Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bir yazı yazdı. Silah yüklü tırların adresi başlığında. Şöyle bir soru sordu önce o yazıda. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süredir silahla donattığı YPG'ye yeni silah yığınağı yapmasının anlamı ne olabilir? Bunun üzerine biraz araştırma yaptım, biraz çalıştım dedikten sonra şu sonuca vardığını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri aslında Türkiye sınırına yeni bir üs kurmak istiyor. Aslında bütün bu taşıma faaliyeti de bu gerekçeyle yapılıyor demiş Muharrem Sarıkaya bugün yazısında. Hatta bir de harita var. Şimdi bunu konuşacağız biz. Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan yayınımıza katılıyor ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar yayınlar. diliyorum. Teşekkürler, sağ olunuz. Oytun Orhan, Oytun Hocam sizinle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri bizim hemen sınırımıza yeni bir üs mü kuruyor? Nedir bununla ilgili son bilgiler, açıklamalar? Bildiğiniz gibi esasında Barış Pınarı Harekatı öncesinde Amerikan güçleri sınırdan 32 kilometre derinliğe kadar tamamen çekilmişti. Ve hatta bu alan içerisinde kalan Amerikan üsleri de Rusların denetimine, kontrolüne geçmişti. Ancak bir bölgeden çekilmediler sınır hattında. O da Irak-Suriye geçiş noktaları, özellikle Fişabur sınır kapısı. Bu bölge tabii çok kritik birkaç açıdan. Öncelikle Amerika'nın YPG'ye lojistik desteğini Irak üzerinden bu hat vasıtasıyla YPG'ye ulaştırdığını biliyoruz. Dolayısıyla o bölgenin güvenliğini sağlamak, bu lojistik destek hattını garanti altına alabilmek açısından o bölgeden çekilmemişlerdi. Daha sonraki süreçte Rusya'nın da o bölgeye girmesiyle birlikte işte devriye görevleri sırasında karşılıklı bazı gerginlikler yaşandı. İşte Rus devriyelerinin Amerikan zırhlı araçlarını yol dışına itme girişimleri, yine aynı şekilde Amerikan zırhlı araçlarının Rus devriyelerine karşı bazı taciz eylemleri. Böyle bir sahada köşe katmaca diyebileceğimiz bir gerginlik yaşanıyordu. Ama Amerika o bölgeden hiçbir zaman çekilmedi. Ve şimdi sizin de işte haberinizde verdiğiniz üzere bugün de Muharrem Bey'in köşe yazısında belirttiği gibi Ayn Divar'da ki tam Cizre'nin karşısına düşen sınır hattının neredeyse sıfır Yönetmenimden rica etsem noktasındaki bir aslında bir alana. harita var. Belki onu görürsek o harita üzerinden siz de Evet. anlatabilirsiniz. Siz de görüyorsunuz Evet. zannediyorum hocam. Bir kez daha dinleyelim sizden. Evet. Yani tam sınırda, sınıra sıfır noktada neredeyse Cizre'nin tam karşısına düşen bir noktada işte o Suriye'nin tam kuzey doğu ucu diyebileceğimiz noktada bir yeni üs kuruluyor ki Biden'ın seçilmesiyle birlikte zaten Irak'tan Suriye'ye yine ufak çaplı da olsa bir asker arttırımı olduğu bilgileri gelmişti. Bunun dışında yine bazı askeri konvoylar gittiği ifade ediliyordu. Acaba YPG'ye yeni teçhizatlar mı veriliyor gibi tartışmalar da vardı ama anlaşılan bu üssün kurulacağının açıklanmasıyla birlikte üsse dönük hazırlıklar da olduğu anlaşılıyor. Biden'ın seçimiyle birlikte yeni dönemde Amerika'nın YPG konusunda biraz daha korumacı, Türkiye'nin YPG'ye dönük hamlelerini önlemeye konusunda biraz daha kararlı bir Amerika olması beklentisi hakim. Özellikle Biden'ın ekibinde yer alacak olan işte Brett McGurk gibi ve Savunma Bakanı Lloyd Austin gibi isimler YPG ile ilişkiler konusunda çok ılımlı, olumlu görüşlere sahip Evet. figürler. Dolayısıyla daha korumacı olacaklar. Bu da biraz tabii Amerika'nın YPG'ye dönük, Amerikan varlığına dönük tehditleri caydırma konusunda askerlerini bırakın çekmeyi belki biraz daha güç artırımına gidebileceği yönünde bir beklenti ortaya çıkarıyor. Bu Ayn Divar'da kurulan üste bunun bir işareti. Esasında bunun IŞİD'le mücadele veya Şii milislerle mücadele kapsamında meşrulaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz Amerika tarafında ama coğrafi lokasyonuna yani konumuna baktığınızda bunun doğrudan biraz önce bahsettiğim gibi YPG'ye dönük lojistik hattı garanti altına almak ve genel anlamda Türkiye'nin YPG'ye dönük olası hamlelerini önlemeye dönük bir tedbir olarak tanımlamak, Peki. anlamlandırmak daha mümkün. Doğrudan Türkiye sınırında bir üs. Hocam şimdi izninizle sizin verdiğiniz bilgilerden yola çıkarak Naim Babiroğlu'na döneyim. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Şimdi tam da
Tam da sınırda bir üs hazırlıklar devam ediyor. Her ne kadar İran'a yönelik olduğu söylense de Orçun Hocam dedi ki hayır öyle değil aslında mesele burada. Bir taraftan da YPG'ye desteği sürdürmek. Size göre bu üs daha aktif bir şekilde kullanılır hale geldiğinde Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde de dolayısıyla işte YPG ile mücadelesinde de bir zorluğu beraberinde getirir mi? Destek Amerika'dan YPG'ye artacak mı? Evet. Şimdi şöyle bir gerçeğin altını çizelim. Biden döneminden önceki dönem, Trump dönemi, yani Büyükelçi ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey zamanında, James Jeffrey'nin yaptığı bir itiraf var. Görevinden ayrıldıktan sonra yaklaşık 1-1,5 ay kadar önce itirafta şöyle diyor. Trump askerlerimizi çekilmesini istedi ama biz askerlerimizi çekmedik. Hatta bazı yerlerde arttırdık. Dolayısıyla asker çekmemiz bir oyundan başka bir olay değildi diye bir itirafta bulundu. Yani ABD sonuç olarak Suriye'de özellikle Fırat'ın doğusunda PYD-PKK terör örgütüne işgal ettiği Suriye coğrafyasının Menbiş dahil yaklaşık %30'unda asker çekmeye pek niyetli değil. Oytun Orhan Hoca'nın dediği gibi takviye bile etme imkan kabiliyetine sahip ve arttıracaktır sayısını. Neden? Bir, çünkü enerji kaynaklarının %80'inden fazlası bu bölgede. Hı hı. Su kaynaklarının %85'inden fazlası bu bölgede. Bir de elverişli tarım arazilerinin %80-85'inden fazlası yine biraz önce söylediğim PYD-PKK terör örgütünün bulunduğu bölgede. Yani ABD sayesinde. Şimdi bu Ayn Duvar üssü Türkiye'nin hemen sıfır noktasına yakın. Zaten köy ikiye bölünmüş. Köyün bir tarafı Suriye'de Ayn Duvar, diğer tarafı da Türkiye'de. Yani köyün ikiye bölün neredeyse sıfır noktasına. Bir de konuşlanma yeri itibariyle baktığınızda Ayn Duvar sınır kapısı hemen Irak'la Suriye'nin geçiş yerinde birleştiği yerde, kuzeyde. Diğer bir konu bu Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda kontrol ettiği alanın doğusunda bir yerde kalıyor. Yani amaçları şu. Birinci amacı Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası herhangi bir Barış Pınarı'na benzer herhangi bir harekatı engellemek, harekatın önünde set çekmek, engel olmak, harekatın önünde tampon görev yapmak, ABD askerlerinin önde bulunması Türkiye'nin olası operasyonunu engeller düşüncesiyle bu üs kuruluyor. Bunun gibi bazı üsler daha var. Yani birinci amacı bu. Zaten öteden beri ABD Türkiye'nin Ekim 2019'da yaptığı Barış Pınarı harekatına benzer bir harekat yapmasına karşı. Dolayısıyla Haseke'de özellikle üsünü biraz önce söylediğimiz gibi takviye etmiş durumda. Bir diğer bir amacı ne olabilir? PYD-PKK terör örgütüyle Kuzey Irak bölgesinin irtibatını sağlamak. Yani aradaki irtibatını ve akışkanlığını sağlamak. Diğer bir amaç ne olabilir? PYD-PKK terör örgütüyle yine Kuzey Irak'taki Sincar arasında, yani hemen Suriye'nin doğusunda, Irak'ın batısında yer alan ve Türkiye sınırından yaklaşık 100 kilometre güneydeki Sincar'la irtibatı sağlamak. Peki hocam, izninizle araya gideceğim. Bu üç olasılıktan bahsettiniz ya, ne yapmak istiyor diye. Bütün bunların olduğunu farz edersek eğer kısa vadede bahsettiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri bu süreci işletti. Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinde bir değişikliğe gidilmesi gerekir mi en nihayetinde o zaman? Evet, çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum var Buket Hanım. Şimdi Barış Pınarı Harekatı Ekim 2019'u hatırlayalım. Ekim 2019'da Türkiye Fırat Nehri'nden itibaren Suriye'nin Doğu Irak sınırına kadar yaklaşık 480 kilometre genişlikte ve 30-32 kilometre derinlikte bir hedef oluşturdu. Ve bu hedefe, askeri hedefe bir operasyon amacıyla operasyon başladı. Ancak hemen bir hafta sonra ABD'nin Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'ya geldiler. Evet. Ankara ziyaretlerinde bizim 480 kilometre genişlikte hedef olarak belirlediğimiz Barış Pınarı Harekatı'nın askeri hedefi 140 kilometreye kadar indi. Yani üçte bire indi. Neden? Çünkü Amerika
PYD, PKK terör örgütünün etkisiz duruma getirilmesini istemiyor. Neden? Çünkü çok enerji harcadı, çok para harcadı. Tırlar devam ediyor takviye etmeye. Çünkü orada bir terör örgütü devletçiliği kuracak ve onu Kuzey Irak'la birleştirme hedefinde. Bu zaten bir sır değil, bu bir proje. Şimdi bu üs ve buna benzer ABD'nin oluşturduğu üs, Türkiye'nin hareket tarzını veya Türkiye'nin stratejisini değiştirir mi? Şimdi 2015'ten önce Buket Hanım 911 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırında Türkiye'nin komşusu Suriye Arap Cumhuriyeti idi. Ancak geldiğimiz aşamada Türkiye'nin 911 kilometrelik sınırda komşusu ne yazık ki ABD ve Rusya oldu. Şimdi ABD ve Rusya'nın ikisinin, iki devletin, iki güçlü devletin Türkiye'nin bölgeye herhangi bir operasyon yapmasına karşı Barış Pınarı'na benzer. Ancak Türkiye şunu yapabilir. Rusya ile sürdürdüğü Astana sürecini daha işbirliğini daha da sıklaştırır. Astana süreciyle Rusya ile İran'la da tabii işbirliği yapar ve Suriye yönetimiyle belki Suriye yönetimiyle Sayın Cumhurbaşkanı bunu birkaç kez dinlendirdiği için söylüyorum. Suriye ile yani Şam yönetimiyle Adana mutabakatını aktif duruma getirir. Çünkü Adana mutabakatı 1998'de yapıldı, 2010'da güncellendi ve terör örgütleriyle yani iki devleti tehdit eden terör örgütleriyle mücadeleyi öngören bir mutabakat. Evet. Dolayısıyla Rusya, Türkiye ve Şam yönetimiyle, işbirliğiyle Adana mutabakatı aktif duruma getirilerek, çünkü Rusya ABD'nin varlığından rahatsız. Şam yönetimi de ABD'nin varlığından Fırat'ın doğusunda ve Memmiş'te rahatsız. O halde Fırat'ın doğusuna hiç olmazsa bu Adana mutabakatını aktif duruma getirerek ama Rusya ile Başat işbirliği yaparak bu PYD-PKK terör örgütüne karşı hiç olmazsa koordineli harekat ya da operasyonlar serisiyle zayıflatılma yoluna gidilebilir. Peki. Aksi takdirde bu kitabın son cümle. Buyurun. Aksi takdirde ABD ile bizim buradaki bir işbirliği, Suriye'deki işbirliği, ABD şunda kesin kararlı. Çünkü Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, ABD Ulusal Güvenlik Ofisi hepsi aynı cümleyi söylüyorlar. Biz DSG, Demokratik Suriye Güçleri yani PYD-PKK terör örgütünü desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü onlar DAEŞ'a, IŞİD'e karşı mücadele ediyor. Tabii bu gerekçeye sığınıyorlar ama asıl gerekçe, asıl amaç Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kastetmek. Onun için Türkiye Suriye'de Rusya ile işbirliğini arttırmalı diye düşünüyorum ben.